Kıymetli misafirler, hepinize hoş geldiniz diyor. Değerli dostumuz Aydın Bey'in yazmış olduğu bana ait şiirimi ben de okumak istiyorum. Benim gözümde dostluk aynen böyle. Bu duyguyla yazmıştım. Siz anladınız. Ektir. Dostluk bir nefeslik dinlenmek değil. Dostluk kötü günde birlik demektir. Bunlarla sevmeyi bilmek, dostluk can istese canı vermektir. Halvet olmalı. Dostluk yaşadıkça baki kalmalı. Dostluk dost bağından çiçek dermek. Efendim, hoş şimdi geldin. İse Ahmet Ekici hocamı davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Kıvılcım'la Anasam bir araya gelince herhalde bir şeyler yapacağız gibi geliyor. Bugün belki az olur, duyan oldu, duymayan oldu tabii, kimseler gelmedi ama mutlaka umutluyuz. Öbür haftalar daha çok kişilere hitap edeceğiz. Daha güzel programlar yapacağız. Şimdi ben ne olur diye bir şiirimi okuyorum. Ben ölünce ağıt yakıp ağlama, ruhumda yaralar açma ne olur. Horonte oyna da kara bağlama, toprağın çiğneyip geçme ne olur. Gönül pencerene kapatma perde, sakla hatıralar kalsın bir yerde. Dostların sorsalar, dostların sorular sorsa ardarda, gizli sırrımızı açma ne olur. Yaşarken yoksa da olsun kıymetim, yalnızca sevgiydi bütün servetim. Doldurup gittiğim sevda şerbetin zehir niyetine içme ne olur. Gönül fırınında pişip yansan da, dünyayı kendine mekan sansan da, kollarım uzatsa kanatlansan da, bilmediğin yere uçma ne olur. Kaderine sitem etme ha sakın, kendine güven de tekin ol tekin. Eğer ki Ahmet'e oldunsa yakın, ürpersen korksan da kaçma ne olur. Bravo. Adana'dan gelirse kopar gelirlerdi. Bu da Maraş'tan geldi. Ahmet hocama teşekkür eder. Bunu Ahmet'in hocama buraya davet ediyoruz. Gelin. Burada. Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Burada nasıl bir tarihi mekanda olduğumuzu, yani ortamımızı anlatmak istiyorum. Bu ortam Mimar Sinan Parkı'nın ortasında böyle tarihi bir bedestenin bahçesindeyiz. Yani medresenin bahçesindeyiz ve şu anda kültür ve sanat için her şey için çok uygun bir ortamda bulunuyoruz. Bir tarafta tarih kokuyor, bir tarafta sanat, estetik kokuyor. Böyle bir ortamdayız. Tabii su sesimiz de eksik değil, onu da söyleyeyim. Efendim ben çok eski bir şiirimi burada sizlere nakledeceğim. O da Kevser Ana diye bir şiirimiz vardı. Eski bir tarihte yazdığımız. Kevser Ana bakalım nasıl biriymiş, sizlere takdim edeyim. Mahalleli ona Kevser Hala derdi. Onu seven komşu çocukları Kevser Ana diye seslenirlerdi. 80'li geçmiş Türkmen anası. Özler dururdu geçmiş günleri. Yalnızlık onun da yüreğine vururdu. Koskoca bir aileydiler bir zamanlar. Sessizliğe hiç alışkın değildi kulakları. Zaman geçip gitmişti. Acımasızdı. Önce oğlunu, sonra kocası Ali Efendi'yi uğurladı. Herkesin gittiği ebedi yolculuğa. Torunları yurdun dört bir yanında. Kevser Ana yalnızdı ata ocağında. Kimselerin yanına sığınamazdı. Allah'tan hayırlı ölümler niyaz etti. Ne yaparsa en güzelini yapan Ulu Rab, önce sınadı Kevser Ana'nın yakınlarını,
Sonra çağırdı yanına, virana çevirdi ata ocağını. Ata ocağının direği, hepimizin anası. Mahallenin Kevser halası, Kevser anası. Gökteki bir yıldız gibi kaydı. Sonra geride bir sessizlik kaldı. Ona kendimizi yakın sanırken artık uzaktık. Onu uzakta düşlerken belki de daha yakındık. Bu çark böyle dönecek elbet. Her fani bir gün ölecek elbet. Saltanatı dünyanın 3 gün sürermiş. Dünyaya aldanmak ne boş bir şeymiş. Yıl 1991, Temmuz'un 4'ü, bugün Kevser anamız öldü. Burhanettin Hocam, bu güzel şiiri ve yorumu için teşekkür ediyoruz. Ve Murat Hocam buraya çağırıyorum. Mustafa, burada mı oraya? Sevgili dostlar, televizyonunuza hoş geldiniz. Şimdi hocam, kameraya öleceğiz ama dostlarla bu tarzda büyük ayrı bir zaman söylüyorum. O kadar önemli değil kameranın çekilmesi. Önemli olan hepinizin buraya gelmiş olmalı. Seslenmek istemiyor, randevu var. Öncelikle hepinize yürekten hoş geldiniz. Buradaki toplantı amacımız hepinizin bildiği gibi bir şiir dinlemesi yapmak. Ama sadece bizlerin şiirlerini okuyup sizlere tanıtmak değil. Burada tamamen bir sohbet havasında istediğiniz üzerimizde katkısının olmasını bekliyoruz. Hazırlıkta olmadığım için ben aklımda gelen ufak bir kubre şiir okuyacağım. Avare yıllar diye şiirin ismi. Ateşin yanmadan kül olmaz diyorlar. Kurnalar gelmeden bu hasret gitmez diyorlar. Bu kaçıncı bahar artık gelmez diyorlar. Sormadan geçkin ağlayırlar. Bir kuru yaprak gibi edayla sarın. Gidişin sonbahar mevsimine yakın. Korar elinle titredi yandı dudakların. Sormadan geçkin ağlayırlar. Teşekkür ederim. Murat Hocam'a teşekkür eder. Şimdi Fatoş Hanım'ı buraya davet ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün insanlarımız bu yağmurlu günde sizin kadar şiiri önerilerip buraya kadar zahmet etselerdi bu anı birlikte geçirmenin tadını yaşayacaktır. Gelen de sağ olsun, gelmeyen de diyorum. Arkadaşlar, gelecekler, başarılı hamur doyurmadan evden çıkmak. Gelecek de. Gidecek mi hocam da? Yıllar da, gelecek. Hocam ben görmeden gideceğim ama. Peki hocam. Sana diye bir şiirim okumak istiyorum. Sular sessiz çıksa önüme çıldır. Geliyorum haydi zamanın yenileri sarsın. Madem şaha kalksa da ebedi sözüm. Taksam da peşine korkuyor geliyorum sana. Duygular huzurlu kör küçük sarhoş. Kelimeler sıralı çıkın dolu öylesine hoş. Kader kudurmuş gelse de üstüme boş. Meydan okurum olmadı geliyorum sana. Gülüm, baharım, canım, 7 rengim. Aşkın kılsığımın sonum, ey benim dengim. Topladım, çıkardım, ulaştı sana sevgim. Ruhumu pay pay ettim, geliyorum sana. Önümde dizilse de siyahlar geçitsiz sıralı. Hangi kapıya uzansam taş duvardan kapalı. Ufak gelir bu aşka engeller oldu olalı. Gövdemi siper ettim, geliyorum sana. Haydi dinleyen kader istersen lüktür. Başımı koydum yoluna istersen ikiye böldür. Fark etmez bekledikçe o yer duygularıyla özgür. Yolları can eğilir geliyorum sana.
Ben Çekil Çoban diye bir şiir var. Bunu tanıtım etmek istiyorum. Merhaba efendim, merhaba ağam. Sen bendeki kader değil misin ya? Niçin güldürmedin, vermedin falan? Ömrümce taşıdığın gönlümde çıkan. Hatırlamaz mısın tüm kişiler senden? İlk aşkları bırak verdiğin günden. Haşa tutan sensin düşürdüğün günden. Karın topluğuna sürdürdüğün zaman. Mutluluk istediğin getirdiğin zehir. Yazgındaki avratken sözde malahir. Evlatla saygı yok görünen ahir. Bilmediğin gönlümün sultan var yatan. Diğer gurbet dedin sürdüğün hasırın. Gülmek yasak dedin sevgiyi durdun. Çilede yaşattın perişan gördün. Yayında ok olduğun sen oldun atan. Kediyle farenin oyunu bizde. Keyifle beslendiğin pişirdiğin közde. Umutla yaşattın ufuksuz özde. Çile deryasında bir tuvat atan. Yusufiye dediğin hücreye tıktın. Gençliği mahvettin dünyamı yıktın. Hasrette yaşattın yeter ve sıktın. Ölçür kurtulayım makber ver, makber vakta. Huzur ister gönül, ebede gayret. Nasıl bitmiş ömür doğrusu hayret. Güneşin batıyor Tanoğlu seyrek. Göründü Azrail, çektik de çoban. Çok teşekkür ederim. Mustafa, sana hemen teşekkür ediyorum. Şimdi Burhan Gümüş Bey'den değerli dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz esintili, biraz yağmurlu, bu güzel bahar akşamında bizleri bir araya getiren Anasam Birliği'ne ve Kıvılcım Kitap Evi'ne şükranlarımı arz ediyorum. Akşam güneşi. Vakit gecenin bir yeri. Uyuyor içinde yaşadığım şehir. Üzerine ölüm toprağı serpilmiş şehir. Uyumayan bir ben, bir de İhtiya Baykuş. Gözlerinde ruhunu seyrediyorum. Topluyorum artıları eksileri zamandan, çarpıyorum dönüyorum. Nafile hesap tutmuyorum, zarardayım. Öyle ki payitahtım yıkılmış, yıldızım sönmüş, bağım boltanım tarumar olmuş, şimdi ağlamaktayım. Öyle ki çirkin resimler koleksiyoncusu ben, göğür ve yeri utandırırcasına ve de inadına yükleşmişim bütün pozitif oluşumlara. Ah gönül ah! Bu muydu yaşamam? Ben demedim mi? Birileri söylemedi mi? Böyle gidersen bir çıkmaz sokağa çıkacağını, bununla başını duvardan duvara vuracağını. Haydi gönül, haydi davran. Vakit erken, henüz nefes almaktasın. Başın eğik, gözlerinde yaş. Hayatı yeniden yorumlayarak ve de anlamlı kılarak başlat soylu hizmetine. Haydi Sufi, sen de al götür beni buralardan. Uzaktan bakma ya. Buyurun. Yetti canıma, yetti artık canıma bu esaret. Sarmala beni, üşüyorum zira. Korkuyorum zira yaşanmış, yaşanacak şeylerden. Haydi Sufi, nazar et bana. Aklınla, bedeninle al götür beni ruhumun kapısına. Pişmanım zira. Affet, rahmet. Ey sevdiğim beni affet. Teşekkürler. Sen neredesin? Seni görmeyeli seneler oldu. Özlem ateşi yüreğini derdi. Sevdiğin kalbini tutsak etti. Sen neredesin? Neredesin?
Akar gözlerinden yaşlar, hasretin bağrımız ağlar. Kusmaz oldu güzelim kuşlar, sen neredesin, neredesin? Durgunlaştı sular, çağlamaz oldu. Tüketti bu hasret, varımı yoğumu. İlkbahar kuşum, yolunu tuttu. Sen neredesin, neredesin? Dağ başları gibi yapar ağlıdım. Dikenler içindedir her yanım. Korkar oldum her şeyden kaçarım. Sen neredesin, neredesin? Hem bengah hem derde gelin. Mecnun gibi çöllerde gezerim. Esenlerden mutlur ederim. Sen neredesin, neredesin? Çiçekleri soldu bahçenin. Ateşi küllendi sevginin. Yaşı kurudu gözlerinin. Sen neredesin, neredesin? Girdim gelesin ümidiyle. Yolunu bekledim senelerce. Özgür toprağı bastın diye. Sen neredesin, neredesin? Seni beklemekten yoruldu gönlüm. Yazı kışı tüketti ömrüm. Yıllarca yandım, şimdi söndüm. Sen neredesin, neredesin? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Şevki Bey'i çağırıyorum. Şevki Bey gelmedi. Gelmiş. Onun yerine Talha nereye çağırdı? Gencim gel. Bayram. Burada mı? Bayram Bey. O zaman gelmiş. Radyo FM'in programcısı Bülent Kaya'yı bir çağır, bir şiir okusun. Bülent Bey buraya gelsin o zaman. O da bir şiir okusun. Ben özellikle sahipliğe koyarsak diyorum. Çünkü çok zor bir kısım istediğini düşünüyorum ben. Yani bu pop patlamasında, pop patlamasında sanatçı olmayanların sanatçı olduğu sırada bir şiir misyonunu yüklendiği için kendisine teşekkür ve kolaylıklar diliyorum. Ben kendisinin bir şiirini okuyacağım izninizle. Sabah oldu, gün doğuyor şimdi. Yine yetker bastırıyorum. Tuttum, usanmadım ben bastırdan. Boşa harcadım ben için kalkıyorum. Her sefer, her sabah böyle oluyor. Donar el ayağım öyle kalıyor. Ahdim kalmaz. Vallahi yarın koymam kapıma da zahir oluyor. Güneş doğdu ama yine bakıyorum. Hayal çarkı kimi yapacak? Varın mı? Nedir ne yapacak? Yemek olacak. Yeni mi başladı? Nasıl bitecek? Zaman suyu akıp nereye gidecek? Nasıl çevrilecek? Nereye dönecek? Başlayış mı? Sonu mu burada? Zırvalama artık, bırak kaderi. Sen mi düşünüyorsun koca alemi? Hayır edemezsen çürüyor sağlamı. İnce gelirde günün de teşekkür ederim. Efendim ben de anasam da kıvırcım işbirliği bu geceye organize edenlere teşekkür ediyor. Riyakar Sevgili isimli bir şiiri seslendirmek istiyorum. Binlerce yıl bir hayali bekledim. Dönmedin ki, dönmüyorsun sevgili. Kusuru, hatayı bana yükledin. Kanmadın ki, kanmıyorsun sevgili. Yüz binlerce mısra gelir dilime. Unuturum kalem alsam elime. Halimi tarife yok bir kelime. Yanmadın ki, yanmıyorsun sevgili. Hani sözün vardı bana kavice. Ya bir gündüz gelecektin ya gece. Seni sevdiğimi hem de delice. Sanmadın ki, sanmıyorsun sevgili. Hasret ve ayrılık gömleği giydim. Sabrı katık ettim ekmeğe yedim. Belki bu bayramda hatırlar dedim. Anmadın ki, anmıyorsun sevgili. Hocam oğlu artık razı ölüme. Kader dedim, ne geçti ki elime. Zemheride çiçek açan dalıma konmadın ki. Konmuyorsun sevgili. Teşekkür. Şimdi teşekkür ediyoruz öncelikle. Daha sonra da Ferihan Durdu'yu buraya çağırıyoruz.
şiir için. Dönmedin, sen bu yaşanan kaçıncı mevsim? Kışlar yazda döndün, hala dönmedin. Solmaya yüz tuttu verdiğin resim. İşin naza döndü, hala dönmedin. Hani gelecektin bahar gelmeden? Soldu papatyalar seni beklerken. Bu baharda geçti, gelecek derken. Mevsim güze döndü, hala dönmedin. Gittin gelmesen de gönlüm hep bekler. Bilmem kaç baharı sınar çiçekler. Yürüdü sen yokken doğan bebekler. Diller söze döndü, hala dönmedin. Kemal Ahmet Şişen Hocam'ı buraya çağırıyorum. Bir güzel şiir de ondan dinleyelim. Sevgili şiir dostları, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel bahar akşamda, henüz akşam başlangıcında. Hocam mikrofon. Erciyes TV'nin sevgi rüzgarı, Kıvılcım ve Anasam meşalesi bu güzel şairleri bir araya topladı. Bu bir şiir şöleni doğdu. Size, hepinizde içinizde gurbet çocukları da vardı. Gurbet gibi bir şiirimi okumak istiyorum. Gürbet akşamlarında zifiri karanlığın perdesi çekilirken batan gün dert oluyor gürbet akşamlarında çevreme gerek değil doğru etilirken kalbim hüzün oluyor gürbet akşamlarında ne aşina ne dost var aşıklar tepesinde kaybolup gidiyorum yılların ötesinde bir haykırış duyarım baykuşların sesinde canavarlar soluyor gürbet akşamlarında her gece yeni baştan yaşamaya başlarım yanağımı ıslatır ıslatıp gözyaşlarım körküsü talihimi lanetlerim taşlarım her şey geri buluyor gürbet akşamlarında yıllarımı tükettim bu kuzgun akşamlara kuş misali konarım bazen ıssız damlara ümitsizce bakarım düş kuzgun yollara kadehim zehroluyor gürbet akşamlarında. Şimdi Zeynep Şahin. Abi. Bütün arkadaşlara hoş geldiniz de sayılarımı sunarım. Ben Anadolu'yum isimli kitabımdan Ben Anadolu'yum isimli şiirimi okumak istiyorum. Anadolu'yum, yükseğim yayla, enginim sahil, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum, benim kara toprak, damarım nehir, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum, Türkiye adım, yarım adayım, bir milletimle gurur duyarım, cennet misali, ben bir vatanım, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum, kışları kar yağar, yazları yağmur, toprağımda ne mücevherler vardır, al bayrak göğsümde dalga dalgadır, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. İlkbahar en güzel gençliğim benim, yaz ayından daha özgür milletim, bölünmez bütün ben bir devletim, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Denizlerim dalga dalga yükselir, ırmaklarım türkü olur seslenir, barajlarla ışıklanır, süslenir, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Yaylamın yolları taşlı mı taşlı, güzellerim var ceylan bakışlı, halı kilim dokur, sevgi nakışlı, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Bir tohum ek sana bin dal vereyim, her dalında başka türlü meyveyim, oğluna kızına miras edeyim, Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Bu ormanlar benim akciğerlerim, balta vurursan isyan ederim,
bir ağaç dikene bin teşekkür ederim. Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Kızlar yetiştirdim, saçı sırmalı, yiğitlerim var, başı sevdalı. Geçit vermez vatanın sıra dağları. Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Vatan uğruna canım verene, hakkım helal olsun, hakkı bilene. İsyan ediyorum beni bölene. Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Her tarafı diken sarsa güllerim, soldurmam gülümü figan ederim. Gurbetele uzar gider yollarım. Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Ayrı ayrı güzel 12 ayda, dürüst çalışırsan görürsün fayda. Benden ayrılırsan kalırsın derde. Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Vatan deyince yanar ağlarım. Sanmayın taşım, ben bir anayım. Dört mevsim erimez karlı dağlarım. Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Allah kötü gün vermesin bana. Yoruldu toprağım şehit kanıyla. Düşman girmesin sınırlarıma. Anadolu'yum ben, Anadolu'yum. Aşık hatta dileği buraya davet ediyoruz. Programı düşük. Dinleyenlere teşekkür ederim. Aydın Bey'e buraya bir tepki verin. Teşekkür ederim. Beni herhalde bilmezseniz ilk defa soruyorsunuz. Ben köylü çocuğum. Köylü çocuğu olduğum için çok öpücüzeldim. İnan ki çok yardım, çok sıkıntı çektim. Ayağımda çarıkla gezdim. O pis kokuları çok kokladım. İnan ki çok kokladım. Onları 8 kıtayla, 20-30 kıtayla bitmez ama 8 kıtayla eski anıları bile getirmek için huzurunuza geliyorum. Ben ilk okumu verdim. Eğer kusurum varsa affedersiniz. Size özür dilerim. Eski anılar. Her bahar gelince koyun güderdik. Sürüle yaya yaya büyüdük. Yaylaya çıkardık, çadır kurardık. Derelerde yüze yüze büyüdük. Kızanımız pesti, gelin duvaklı. Damlarımız toprak, evler yuvaklı. Kelmişten yapılı çamur suvaklı, çamurlara geze geze büyüdük. Elimizde orak ekin biçerdik, tarlalara tarana çorbası ayran içerdik. Damdan damar zıplar oradan geçerdik. Çadırları dizi dizi büyüdük. Yayan ayak kaldık, çorap görmedik. Geçtik, acılar sefa sürmedik. Cömertlikten asla ödül vermedik. Canımızdan beze beze büyüdük. Biz yığın dilince sofra aşırdık. Helal yer haramdan elbet kaçardık. Suanı ekmeğe katık yapardık. Yokluğa kıza kıza büyüdük. Allah diye diye inan solardık. Ezan okunmadan yolda olurduk. Her işte bereket bolluk bulurduk. Değirmende toza bata bata büyüdük. Kış gelince kızak yapar kayardık. Gün gelmeden gönül tek tek sayardık. Uzakta da olsa sesler duyardık. Muhabbeti teze teze büyüdük. Kar yağmur yağınca damlarda kalırdık. Evlerimizde ahır gibi kokardı. Aşık hatta diye yanık bakardı. Dize dize göze göze büyüdük. Aşk Hattatiye'ye güzel yorumu için teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ve Abdullah Erkal'ı buraya çağırıyoruz. Şiirik. Tamam.
Kıymetli misafirler, güzel insanlar, damarlarında büyülü sözlerin sancılarını hisseden uykusuz, gönül yorgunu, aşkların kalplerine gömülü, duygulu, edebiyatın erikleri, sevgi bağlarında mayalanmış ve güzelliğin kozmik taşıyıcıları, hoş geldiniz, sevgi ve selamları sunarız. Beni burada bulunan bu güzide insanlar arasına nazik davetiyle davet eden Sayın Anasal Cumhurbaşkanı Recep Bey'e bu nazik davetinden ve beni sizlerle tanıştırma gayretinden dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Sevgilim diye bir çalışmamız var. Onu sizlere takdim etmeye çalışacağım. Gözümde damlalar dertler çeşmesi, bitmiyor gönlümün senden geçmesi, sağanak misali sevda düşmesi, dökülür içime dağlar sevgilim. Hep senin, hep sensin gönlümü yakıp kavuran, rüzgarın önünde katıp savuran, sonunda elini boynuma vuran, sen oldun içimi dağlar sevgilim. Garibim gönülden seni sevendim, mutluluk umarak ne de güvendim. Kahretti gidişim gayri gücendim. Hasrettin içimi dağlar sevgilim. Sarıldım meylere düğün gecemde. Aşkımız dilimde bütün necemde. Ne kadar unutsam bitti desem de şüpheler içimi dağlar sevgilim. Mutluyum demişler yalan duyuşum. İlk değil son olmaz beni vuruşum. Çırpınır yüreğim her söz bir kurşun. Yakar da içimi dağlar sevgilim. Geceler karanlık çeker hasretim. Sen yoksun konuma girer kasvetim. Sevgilim bir tanem gönül servetim. Dolanır içimi dağlar sevgilim. Tükendi ümidim maziye gömdüm. Ne yapsam faydasız sevgine döndüm. Ben seni severken seven gönüldüm, ayrılık içimi dağlar sevgilim. Gönlümün seninle her an her şanı, unutmam elveda ettiğin anı. Kaderle baş başa seven bu canı, bıraktın içimi dağlar sevgilim. Geçtiğimiz ay, Nisan ayı, bu ayda Mayıs ayı, 23 Nisan, 19 Mayıs olması münasebetiyle atama affettiğim bir şiir var. Sizlere de takdim etmek istiyorum. Seni anlatamaz tarih sahnesi, gönül sultanısın yürek faresi, cihanın gökyüzlü barış gayesi, anacağız bugün bak 23 Nisan. Altın saçlarındı mavi gözlerin, dünyaya meşale bütün sözlerin, hüccetli silinmez adın izlerin, anacağız bugün bak 23 Nisan. Bize bıraktığın emanet yurdu, unutmam 10 Kasım kalbinden vurdu. Vatandan doğuşun güneş nurdu, anacağız bugün bak 23 Nisan. Milletin öpecek bayrak dikerken, gençliğe bıraktın öte giderken, tükenmez eserin gözler dökerken, anacağız bugün bak 23 Nisan. İstemem hüzünlü Kasım gelmesin, kabrinde mertemler kimse değmesin. Çatlasın düşmanın ister sevmesin, anacağız bugün bak 23 Nisan. Bu yurdun hülyası gök gözlerinde, hücretler gizli dözdüm sözlerinde. Gelecek bilirim hep izlerinde, anacağız bugün bak 23 Nisan. Vatanın mimarı gök gözlü atam, izin ver biraz da kalk da ben yatam. Hayalin düşlerin kalbinde yasam, anacağız bugün bak 23 Nisan. Emeğinle gönüllere tac ettin, acı haberinle yaktın kahrettin. Unutsun gelecek bizimdir derdin, anacağız bugün bak 23 Nisan. Milletim diyerek ne de severdin, ulusun önünde bir gün önderdin. İstikbal bizimdir göklerle derdin, anacağız bugün bak 23 Nisan. Başın pahasına sevdiğin yurdu,
kuşatmış köpeğin çakalı tuzdu. Sana dil uzatıp iflis kudurdu. Alacağı bugün bak görmüştü insan. Sözlerim yetersiz, kelam kalem derc etmez. İndirsem kabrine güneş de yetmez. Çiğnenir, çiğnenir seni terk etmez. Anacağı bugün bak görmüştü insan. Bu toprak şüheda bayrak diyene. Milletin sevdalı gidersin yine. Diyorsun ne mutlu Türk'üm diyene. Anacağız bugün bak gülmüş insan. Doğruyum çalışkan barıştırıyorsam. Ruhunda göklerde hiç yoktur tasam. Gönülden almadan dur nasıl basam. Anacağız bugün bak gülmüş insan. Bu yurdun sesisin hem de nefesi. Seninle duyuldu dünyaya sesi. Kurduğun cumhuriyet barış gözdesi. Anacağız bugün bak gülmüş insan. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, Anasam ve Kıvılcım'ın el ele her cumartesi, bundan sonra her cumartesi yapacağı bu gece, şiir gecesine yeni gelen misafirlere, yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum ve bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Bu arada Kayseri'nin değerli Türk Halk Müziği sanatçısı ve kaçıncı kaseti bilmiyorum, çok kasetleri, evet altı diyor, Recep Alemdar aramızda ve ona hoş geldin diyorum. Recep Bey aynı zamanda güzel şiirler de yazıyor. Bugün Recep Bey'i, Alemdar'ı buraya getirmişken ondan hem güzel bir şiir alacağız hem de bir türkü, tadı yok ama ne yapalım? Türkiye isteyeceğiz. Evet, şimdi ben bir açıklamada daha bulunmak istiyorum. Bu ilk gecemiz, tabii bazı eksikler ve bazı organizasyon durumlarımız olabilir ama bundan sonra şöyle yapacağız değerli arkadaşlar. Gelen misafirlerimiz ve şairlerimiz geldikçe buraya ismini yazdıracaklar. Anasam şairleri dışındaki şairlerimiz şiirlerini yönetime verecekler. Çünkü şiirlerde bazen zaman zaman suç unsuru devletin varlığına, milletin bölünmez bütünlüğüne yahut Cumhuriyet'in temel ilkelerine aykırı sözler olabilir. Onun için bir emniyet tedbiri olarak bilmediğiniz, şiirlerini tanımadığınız arkadaşlarınızı maalesef öyle yönetimden bir şiirlerini tetkik ederek geçireceğiz. Bir de şunu istirham edeceğim. Biliyorsunuz bu birinci tur, arkadaşlarımız şiir okurlarken ikili sohbetler oluyor ve dolayısıyla şiiri biraz anlaşılmaz oluyor. Lütfen arkadaşlarımız şiir okurken sohbetlerimizi kısa sesle veya arada yapalım. İkinci turda tekrar her arkadaşımız birer şiir okuyacak. Bazı arkadaşlarımız mikrofonu alınca birkaç şiirini okumak isteyebilir ama böyle yapmayacağız. Her arkadaşımız bir şiir okuyacak. Ondan sonra aradan sonra da sal ve bağlama kurslarımızı da veriyor. Şunu bırakıyorum. Sakın başbakan olma. Biz de bir şiir okumak istiyoruz. Başbakansız da idare edilmez memleket hocam. Ama gene de sen başbakan olma. Milletvekili oldun. Haydi hayırlı olsun. Çık kürsüye yemin et, adet yerini bulsun. Herkes gibi Ankara bağrına bassın seni, bir danışman ararsan unutma sakın beni. Derhal kullar yetkini kurulunca makama, keyfi emirler yağdır valiye, kaymakama. Hemen birilerinin kaydırıp ayağını, beraberce yiyelim ülkenin kaymağını. Kızına, damadına utanmadan gel kanat. Bir daha ele geçmez böyle yüce saltanat. Ekrana çıkar isen çevir ki kaz yanmasın. Öyle kelam eyle ki hiç kimse anlamasın. Özgürlük türküsünü halkın diliyle çığır. Boş işlerle geçiştir zamanı ağır ağır. Sana karşı olanın hemen defterini dür. Ardına bakma sakın, ye, iç, eğlen, sefa sür. Geçin arkadaşlar, geçin. Sen kültürlü kişisin, cahil insana uyma. Kültür mozaiği de, cırtlak sesleri duyma. Yaklaşınca seçimler halka boyun eğiver. Halk anana sövse de çok seslilik deyiver.
Utanma, arada bir kuyrukla yalan söyler. Adliyede olmayan adaletten söz eyler. Ülke gerçeklerini boş ver, gözün görmesin. Kemerleri sıktır ki bütçe açık vermesin. Liderinin önünde yerlere kadar eğil. Söz vermişsin seçmene, hiç de önemli değil. İster top peşinde koş, ister sen dümbelek çal. Bir iş yapman gerekmez, parmak kaldır maaş al. Sürünün sesi çıkmaz, çok verirsen çobana. Bir gün bırakır kaçar, hiç güvenme babana. Mum yakıp arasalar, sen gibisi bulunmaz. Beyzadem, bu devirde başka türlü olunmaz. Biraz kıvrak olursan hemen yaparlar bakan. Anana yazık olur, sakın olma başkan. Değerli misafirler, hepinize hoş geldin diyorum. Bu gece izlediğiniz için anasını ve kurucuma teşekkür ediyorum. Ben Adapazarlıyım, burada gurbetteyim, öğrenciyim. Karşımda Erciyes kuruyor, nasıl Erciyes'e şiir yazdım? Canım Erciyes diye bir şiir yazdık, bakalım ne diyecek. Başında dumanlar dönüyor senin. Sen de mi dertlisin canım Erciyes? Yok mu bekleyenin, yok mu sevenin? Bedenim Erciyes, canım Erciyes. Mevsimler değişir, değişmez halim. Koç yiğit andırır bana cemalim. Bazen bitmiş gibi koca mecalim. Tarihim Erciyes, şanım Erciyes. Eteğimde öbek öbek köyleri var. Tarihler yandıran nice beyler var. Sayılmaz ki sende daha neler var. Hatıram Erciyes, anım Erciyes. Tarihe sığmayan senin filindir. Beyaza bürünmüş sanki gelindir. Bulutlar duvağın, karlar külündür. Sabahın Erciyes, tanım Erciyes. Uğraşıp da seni tanıttım az çok. Yamacın yay gibi tepense bir ok. Gurbetteyim, senden başka kimsem yok. Damarım Erciyes, tanım Erciyes. Teşekkür ederim. Değerli Üstad Recep, kalemleri buraya çağırıyoruz. Evet. Selam sevgili misafirler. Bu bizlik tepkileri, aracı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür toplantılar birçokunda olmasa bile işte asrın saadetin mekanı merkezi İstanbul'da bu tür olaylar böyle mekanlar olmasa bile biraz daha bundan kötü mekanlarda. Ama şairler çok iyi mekanlar yakalayamamışlar. Hep adı kötü yerlerde şairlikten sorumlu kalmışlar. İnşallah yavaş yavaş şairler de iyi mekanlara, güzel mekanlara taşınacaklar. Acizane beni şair olarak kabul etmeyi istiyorum. Ama işte çıraklık dönemini yaşayan bir kardeşiniz olarak yalnız burada da söyleyeyim, bir köyden iki tane şair birden olursa da insana gurur veriyor. Sevgili Mustafa Tan abimle kurulayımızdan çok olarak etkili gördüğümüz kitabından dolayı kurulayım oldu. Ben henüz kitapsız bir şairim. Ama inşallah aman sosyal insan olarak kabul etmeyiz lütfen. Dört kitabın hatırlarından onu kabul eden kardeşlerimizin ben müsaade ederseniz arabamda fotoğrafını şu an iki şiirim var ama biraz önce Saadettin'in iki nereden okuyacak. Ben bari uzunluğunu seçeyim de iki nere okumuş. Evet, şimdi. İki nere okumuş oldu yine. Yakında kitaplı ol ama. İnşallah. Şimdisi konsol ne diyorlar? Bunu saklayacağız. Abi, mikrofonun sesini alayım, koçum değil mi? İnşallah bunu iyileştirelim. Ben sana sabahdan böyle bir teklifte bulundum da, seni yokken, idare ediyorum. Ben tutlaşıyor musunuz? Hemen ben bunu sabah 8'den itibaren buradaydım. Burada okunan tüm şiirleri hemen şurada küçük bir inşaat değerlerine alıyorum.
Nedir o yaptığımız inşaat değildir de? Kamerayla gibi bir şey yapıyorsun herhalde. Prefab büyük inşaat yapıyoruz. Şuradan sabahtan beri bunu. Evet. Kaba kenarında çok eski bir hal ama inanın gözüm seçemeyecek kadar küçük. Abi okumaya çalışayım, biraz ezberimde zaten, onu takip edeyim. Bizim köy. Üç ulu var mezarında vatanım. Benim köyüm yiğitlerin vatanım. İçen kanmaz çeşmesinden akanın, ne söylesem anlatılmazdı bu köy. Cettim orada, dedem orada yatıyor. Uzaklaşsam hep burnumda tütüyor. Yamaçlarda koyun kuzu sekmiyor. Hep dediğimiş, mahsul kalmış bizimki. Bir girişte, bir çıkışta köprüsü. Bayram gelir, barıştırırlar küsü. Üzümü var, kayısısı var. Hem küsü, bir dönülse şenlenecek bizimki. Tarlasında avuçlarım yarılsa, yığın kaysam azalarım yorulsa, hilesiz yoğurttan ayran kalırsa, ciğerlerim buz kesilir bizim köy. Arkadaşlar gelse, aşık olmasa, dağlarında cacık mantar toplasa, gerçek olsa bir saklambaç oynasa, burcu burcu kokuyorsun bizim köy. Bizim köyün harman yeri toz olur. Yaz günleri düğün yapan az olur. Çağa gelmiş gelinlik kız naz olur. Kışın düğün evi olur bizim köy. Ulu Önder bizim köyde uyumuş. 6 saat sonra yola koyulmuş. Bu anıyla iyice küçük büyümüş, güzellikler hep sende de bizim köy. Şimdilerde insanları bir soğuk. Sanırsın iyi de bir de büyük. Ne küçük tanrım olmuş ne büyük. Kendine gel, ne oldu sana bizim köy. Dügerli aşiret omuzun boyu. Araştırın bakın alpaslan soyu. Kadı bağlarında ılıca suyu. Köylerin içinde baş köy bulundu. Irmak yalar yuvalı da bağları. Buram buram taş köyünün dağları. Bayramacı kaplıcalar diyarı. Daha nice köylerin var bizim köy. Halkancının ezanları duyulur. Kara kimse eskümerden yoruldu. Elmalı'dan sonra Yozga ilgi. Yamula Beydeğirmen senin bizim köy. Millet gelse bir fabrika yaptırsa, hep birlikte kardeş gibi çalışsa, hayal değil bunlar eğer inanırsa, bizimkiler duysun söyle bizim köyü. Rahmete erişti birçok akranım, yanarım içimden akar yaşlarım, her namaz niyazda dua yollarım, sakın sıkma toprağında bizim köyü. Hem analı, hem babalı öksüzüm. 45 oldu yaşım, az gözlüğüzüm. Vasiyetim sende olsun mezarım. Anam sensin, babam sensin bizim köyü. İpek yolu ortasından geçiyor. Uzaklardan Erciyes'e bakıyor. Bir haberin canıma can katıyor. Alemdar'ın vatanısın bizim köyü. Alemdar'ın vatanısın bizim köyü. Şiir dinletilerimizin, bir diğer tabirle şiir törenlerimizin hedefi, maksadı ve muhtevası ile ilgili kısaca birkaç söz edildiği. Gönüllere dost bağında sınar olsan, aksal gönüllere atsan, bahçesinde bir gün olsam, açsam gönüllere açsam. Dost,
gönlünü hoş eylesen. Dosta tatlı dil söylesen. Dost bağına güller eksen, dersen yolunlara dersen. Dostun dağında yer olsan, yâre giden bir yol olsan. Taşkın akan seller olsan, dostlar gönüllere dolsan. Bir kardeşimiz ve ben de aynı duygularda buradaki şiir dostlarına, şiir sevenlere ve değerli üstadlarımıza hoş geldiniz diyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyoruz. Şimdi demek değerli üstadın bir sözüne alındım. Bundan kötü, bundan kötü mekanlar sözüne alındı, mikrofonla ilgili olana değil. Bundan kötü mekanlar sözüne alındı. Tabii biz bazı dostlar direkt şiir şölenlerini geçtiğimiz yıllarda kıvılcım olarak değişik mekanlarda ve değişik ortamlarda serpil bazı dostlar katıldılar. Bunlardan bir tanesi de iyi ki, yanılmıyorsam 1996 veya 97, tam hatırlamıyorum ama yani yanında değil, dosyam veya bugün arşivimde karıştırmadım. Şurada gördüğünüz Mimar Sinan heykelinin önündeki amfide, oradaki basamaklar bir bakıma amfide diyen arkadaşlar, yani orası oturulsun diye düzenlenmiş. Amfide ve önüne koyduğumuz işte 1-2-3 tane sandalye bulabilmiş isek o sandalyeleri de düzenlemek suretiyle devrin belediye başkanının, garnizon komutanının, vali yardımcılarının ve birçok bürokratın da katıldığı, değerli üstadlarımızın, şehir sevenlerin katıldığı güzel bir şölen idi. Arkasından yanımızda bulunan bizim İçinde bulunduğumuz medreseden 20 yıl sonra yapılmakla birlikte daha şöhretli olan Gevhen Esibet Sultan tarafından inşa ettirilip Türk tıp tarihine, hatta dünya tıp tarihine çok önemli, dünya tıpına, tıp bilimine çok önemli hizmetlerde bulunan Gevhen Esibet Medresesi'nde şimdilerde müze olarak kullanılan Gevhen Esibet Medresesi'nde ilerledikleri nezih ortamları, güzel ortamları, sevecen mekanları hazırlamak için birlikte şimdi burada Anasam'ı Kayseri Hemen Başkanı Sayın Sabit İnce gerek Başkan Yardımcısı, değerli hocamız Recep Çalkale, gerekse de diğer Anasam mensubu fikrinden hareketle, teklifinden hareketle gerçekleştirmiş oldu. Ben hemen değerli Anasam yöneticilerine öncelikle bu birlikteliği sağlamakta için teşekkür ediyor. Bütün şair arkadaşlar.
Şunları da.